Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere petek temizliği, filtre temizliği, peteklerin havasını alma filan yöntemlerini de göstereceğim ama öncelikle kombinin bağlantılarından başlayalım. Kombinin bağlantıları buradan doğalgazımız bağlanıyor. En bilindik şey sarı hortumun geçtiği yer doğalgaz. Oradan şartelimiz var. Elektrik bağlantısını sağlıyoruz. Burada 4 tane borumuz kombimize bağlanıyor. Biz bunu sürekli görüyoruz ama ne işe yaradığını tam olarak bilmiyoruz. Ama bilirsek o zaman yanlış yapmayız ve bozulma riski çok düşük olur. Buradaki 2 tane borumuza başlayalım. Bunların gördüğünüz gibi kafasında 2 tane kör tapa dediğimiz aslında bunlar filtrelerdir. Kombinin içine giren sudur. Bu su kombimize zarar vermesin diye buraya ve buraya 2 tane filtre takılmış. Filtreli olan 2 tane borumuz kombimize her zaman su girişi sağlıyor. Bunu bilmemiz lazım. Peki birisi büyük. Bu borulardan gördüğünüz gibi birisi kalın, birisi ince. Bu kalın olan peteklerden dönen suyu, sıcak su peteklere giriyor. Tekrar soğuyan su buradan tekrar kombimize girip ısınıp tekrar diğer sıcak olan borumuzdan tekrar dönüş sağlıyor. Bu ise soğuk suyumuz direkt kombiye soğuk su girişi sağlar. Bu genelde tuvalette, banyoda, mutfakta kullandığımız sıcak su, musluk suyumuzdur. Yani bu petekle işimiz yok. Bundan ekstra bir kaplı bir hortum aracılığıyla şurada gördüğünüz barı yükseltmeye, düşürmeye yarayan bir tane musluğumuz var. Bu da peteklere su akışını sağlar. Eğer peteklere su vereceksek bu vanayı çevirmemiz lazım. Ve burada barımız var. Bu bar 2 ile 1 arasında olması lazım. Mesela burada suyu açalım. Gördüğünüz gibi barımız yükseliyor. Ve kapattık suyumuzu. Eğer barımızı yükseltmek istiyorsak burayı açıyoruz. Ya da peteklere su vermek istiyorsak, basıncımızı yükseltmek istiyorsak buradaki musluktan bu işlemi yapıyoruz. Pekala, buradan soğuk suyumuz girdi. Mutfaklarda, banyoda veya tuvaletteki sıcak suyumuz, musluk suyumuz nereden çıkıyor? Bu ince borudur. Yine ince borudan sıcak suyumuz diğerlerine, borulara gidiyor. Buradaki kalın petek borumuzdu ve çıkış yeri yine kalındandır. Burada su akışı fazla olduğu için bunlara kalın borular kullanılmıştır. Öncelikle kombimizi kapatalım. Şuradan vanamızı indirelim. Şuradan da şartelimizi indirelim. Kombimizi kapatalım. Peteğimiz burada. Bizim sıcak su girişi burada. Genelde üstten olur zaten. Sıcak su, soğuyan su da alttan çıkar genelde. Biz ne yapacağız? Peteğimizin hava, eğer peteğin havasını almak istiyorsak bu kısmı çevirerek küçük bir deliği var. Oradan suyu dışarı akıtıyoruz. Şuradan da biz peteğimizin su tahliyesini yapacağız. Evet, peteğimizin altına leğenimizi koyduk. Ve şu kısımdan, bu kısımdan yavaş yavaş açmaya başlayacağız. Ama önce peteğimizin iki kısmını da kapalı konuma getireceğiz. Buradan kapatacağız ve alttan da kapatacağız. Şimdi
Evet, suyumuz akmaya başladı. Akmaya başladı. Görüyorsunuz. Artık çamurlan. Evet, çamurlanmış su geliyor. Şimdi ben bunu buraya bir musluk takacağım ve bunu direkt lavaboya vereceğim. Şöyle bir musluk takacağım oraya. Ve buna da hortum takacağım. Direkt gidere vereceğim. Bunu takarken muhakkak teflon sarmamız lazım. Bu şekilde teflon sarıyoruz. Bunu koparıyoruz. Evet. Bunu buraya takalım. Evet arkadaşlar, hortumumuzu taktık. Musluğumuzu da şuradan açacağız. Ve buradan su girişimi de açacağız. Evet, gördüğünüz gibi su gidiyor. Suyumuz gidiyor şu an. Burada basıncımız sıfıra düştü. Şuradan da suyu açacağız. Burada suyumuzu açtık. Ve şu an peteğimizin içinde su biz balkona verdik. Evet. Buradan çıkıyor suyumuz. Bunu bu şekilde tahliye etmemiz lazım. Evet. Bunu bu şekilde tahliyesini gerçekleştireceğiz. Evet, tahliyemizi yapıyoruz. Görüyorsunuz suyun içindeki çamuru, kiri. Bunların bu şekilde tahliyesini sağlamış olacağız. Yine devam edeceğiz. Bunu bir yarım saat su basıncıyla beraber göndereceğiz suyumuzu. Her peteğe bunu uygulayacağız. Ve bu şekilde peteklerimizi temizlemiş olacağız. Evet arkadaşlar, birinci peteğimizin temizliğini yaptık. Görüyorsunuz su ne kadar berrak. Bu su bu berraklığa ulaşana kadar tahliyesini, içindeki suyun tahliyesini yapmamız lazım. Şimdi geçelim diğer peteklerimize. Onlar da aynı şekilde buralarından söküp tek tek bunları yapacağız. Ve bütün peteklerimizi temizlemiş olacağız. Ve bu sayede de bir kışı güzel ısınarak geçirmiş olacağız. Yine şuradan suyumuzu keseceğiz. Buradan suyumuzu kestik. Şuradaki peteğimizi tekrar kapatabiliriz. Diğer petekleri yapacağımız için bu peteğe su gelmesini engelleyeceğiz. Buradan da bunu söküyoruz. Gördüğünüz gibi. Bununla tekrar patasını yerine takıyoruz. Çıkardığımız şey yerine takıyoruz. Ve son olarak da sıkıyoruz. Bütün işlem bu. Evet arkadaşlar, aynı işlemi
Salondaki peteğimize de yapacağız. Bu petek yaklaşık 150 santimlik bir peteğimiz. Aynı işlemi buradan vanalarımızı kapatacağız. Bunları ben kapatmıştım zaten. Sonra buradan tekrar açacağız. Buradan daha koyu, daha pis suyumuz geliyor. Bunu da bu şekilde yapacağız. Bunu da bitirdikten sonra tekrar yine aynı şekilde suyu berraklaştıktan sonra bunu da sökeceğiz. Diğerini takacağız. Bütün peteklerimize bu işlemi yaptıktan sonra hava alma işlemi ve son olarak da filtre temizleyip petek bakım işlemimiz bitiyor. Kombi bakımlarımızın hepsi tamamlanmış olacağız. Bütün peteklerimizde işlemlerimizi yaptık, temizliğini yaptık. Şimdi geldik bunun vanalarını açmaya. Vanalarını açıyoruz. Ve son olarak buradaki filtrelerimizi temizleyeceğiz. Bakalım eğer kirliyse temizliğimizi yapacağız. Şuradan göstereyim nasıl açıldığını. Burayı açtık. Ve şu bizim filtremiz oluyor. Temiz, gayet temiz. Ufak tefek. Yine sudan geçiririz. Bu peteklerden gelen suyumuzdu. Şuradaki. Bu da normal suyumuz, temiz suyumuz. Evet, gördüğünüz gibi bunda sadece şu ortada bir şey var. Onlarca gayet temiz, berrak. Bunların temizliğini yapıp sonra hava alma işlemini yapacağız. Evet, filtrelerimizi temizledik. Bu büyük olan yere bunu takıyoruz. Bu küçük olan yerimizin. Bunu da buraya artık takıyoruz. Evet, bunu da bu şekilde takıyoruz. Sonra sıkacağız. Bunu da. Bunu da bu şekilde sıkıyoruz. İki tarafı da evet bu şekilde sıktık. Burayla işimiz bitti. Şimdi vanalarımızı açacağız. Evet. Vanalarımızı açtık. Kombimizi açacağız. Buradan da kombi açıyoruz. Su vereceğiz. Burada barımızı yükseldikten sonra hava alma işlemini yapacağız. Buradan suyumuzu veriyoruz.
Evet, baramız yükseliyor. Bunu 2'ye kadar getireceğiz. Hava işlemi yaptıktan sonra bu 1'lere kadar düşecek. Gördüğünüz gibi sağlam işleniyor. Havasını alırken buradaki açıyoruz ya da iyice açalım bu şekilde. Evet, hava alma işlemimizi buradan yapıyoruz. Evet, görüyorsunuz. İçindeki havalar böyle. Böyle ses geliyorsa bilin ki içindeki hava dışarı çıkıyor artık. Eğer su sürekli bu şekilde akıyorsa normal, içinde hava kalmamış demektir. Tabi bunu bir 30 saniye kadar beklememiz lazım anlayabilmemiz için. Baramıza bakalım. Baramız yavaş yavaş düşüyor. Evet, 2'den 1'e kadar düşmesi lazım bunun. Evet. Havasını almazsak basınçtan dolayı peteklerimiz ısınmada, soğumada sıkıntı yaşar. Evet. Bunu tek bir taraftan da yapabiliriz. Her petekten de yapabiliriz. Her petekten yapmamız daha faydalı olacaktır. Bunun altına bir ufak maşrapa da tutulabilir. Ben video çektiğim için altına büyük kova koydum. Bütün peteklerde bu işlemi yaptıktan sonra havamızı alıyoruz. Ve artık peteğimiz yakmaya hazır. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle.